hamburger ve patates kızartması sevenlere kötü bir haberimiz var değerli izleyenler. Birçoğumuzun haftada en az 2 defa tükettiği hamburger ve patates kızartmasının Alzheimer riskini artırdığı ortaya çıktı. Şöyle güzel bir hamburger, yanına da bolca patates kızartması. Lezzetli bayağı değil mi? Yanur. İşte bu lezzetli ikilinin Alzheimer'a neden olabileceği ortaya çıktı. São Paulo Üniversitesi'ndeki bilim insanları işlenmiş gıdalarla ilgili bir araştırmaya koyuldu. Brezilya'daki kapsamlı araştırmada 10 bin kişi 10 yıl boyunca izlendi. Bilim insanlarının araştırmasından aslında hiç de sürpriz olmayan bir sonuç çıktı. 100 kişiye en çok hangi yemeği seviyorsunuz diye sorduğunuzda kuşkusuz %60'ından alacağınız cevap patates kızartması ve de hamburger olacaktır. İkisi de lezzetli mi lezzetli, ancak bir o kadar da sağlığa zarar veriyor. Son yapılan araştırmaya göre patates kızartması ve hamburger kişilerde Alzheimer riskini de arttırıyor. Sonuca göre işlenmiş gıda tüketenleri neredeyse hiç yemeyenlere göre %28 daha fazla bilişsel gerileme yaşıyor. Hiçbir materyal takibi olmayan bireylerde olurken şimdi çok zihnini çalıştırdığı halde yaşına rağmen bu olumsuzluğu yaşayan bireyler fark ediliyor. Hamburger ve patates kızartmasının her gün yenmesi durumundaysa risk daha da artıyor. Günde 2 sosis yemek de aynı şekilde Alzheimer hastalığına sebep olabiliyor. Hazır gıdalardaki tehlikenin sebebi ise içeriğindeki yüksek şeker, tuz ve yağ. Yeterli beslenelim, dengeli beslenelim ve sağlıklı beslenelim çok önemli. Evet, bugün Ankara'da yaş toplantısı var. Gündem bir yandan yaş toplantısı ama bir yandan günlerdir konuştuğumuz bir diğer konu daha var. O da KPSS. Sınav iptali olur mu? Soruşturma nasıl devam eder? Elde olan veriler şimdilik neler? Tüm bu soruların yanıtını da Mehmet Bal aktaracak bizlere, TV 100 muhabiri. Şimdi bir taraftan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı ve Mehmet Bal da şu anda iddiaların odağındaki 7 İklim Yayın Evi'nin önünde. Mehmet, söz sende. Senin de aktardığın gibi o yayın evinin şu anda önündeyiz. Soruşturma devam ediyor, ancak sıcak bilgiyi aktarmakta fayda var. O da şu yönde: yayın evinin yetkilileri şu dakikalar içerisinde Devlet Denetleme Kurumu yetkilileriyle bir görüşme gerçekleştiriyor. İlerleyen dakikalar içerisinde bu görüşmenin ardından da yine yayın evi yetkililerinden bir açıklama bekliyoruz. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da konuyla ilgili olarak sabah saatlerinde konuştu. Bir taraftan dedi Devlet Denetleme Kurumu, bir diğer taraftan Cumhuriyet Başsavcılığı çalışmalarına devam ediyor. Devletimiz bu yönde çalışmalarını sürdürüyor ifadelerini kullandı. Aslında dün akşama dönmekte fayda var. Zira dün akşam saatlerinde Devlet Denetleme Kurumu'nun incelemesi çerçevesinde Cumhuriyet Başsavcılığı'na bir suç duyurusunda bulunuldu. Bu suç duyurusunun ardındansa Ankara Emniyetine bağlı mali suçlarla mücadele ekipleri bulunduğumuz bu noktaya geldi ve bu noktada incelemeler yapıldı. Çeşitli evraklara ve aynı zamanda da birçok soru örneğine de el koyuldu polis tarafından. Sadece burası değil, aynı zamanda Ankara'da yer alan bir diğer şubesi, Kızılay şubesinde de yine aynı şekilde polis ekiplerinin operasyon yaptığını biliyoruz. Bir diğer taraftan şu dakikalar içerisinde ise güvenlik amaçlı güvenlik şubeye bağlı polis ekipleri de yayın evinin önünde görevlerini sürdürüyorlar. Dediğim gibi bu noktada çalışmalar sürüyor, ancak ilerleyen saatler içerisinde, ilerleyen dakikalar içerisinde Devlet Denetleme Kurumu'yla yayın evi yetkilileri arasında yapılan görüşmeden sonra da açıklama bekliyoruz. Biz burada beklemeye devam edeceğiz. Gelişmeleri an be an aktarmayı sürdüreceğiz. Söz yeniden sizde.